Merhaba, bu videoda sizlere Bavaria BHA 2000/1 sıcak hava tabancasını inceleyeceğim. Cihazın kutusu üzerindeki teknik bilgilere baktığımızda 230-240 volt elektrikle çalışmakta. Cihazın iki farklı çalışma kademesi mevcut. Birinci kademede 1000 watt, ikinci kademede ise 2000 watt güç harcamakta. Yine kutu üzerindeki fotoğraflardan gördüğümüz gibi kutu içerisinden 2 adet metal başlık çıkıyor. Şimdi cihazı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Kutu içerisinden gördüğünüz gibi sıcak hava tabancası, 2 adet tabanca başlığı ve Türkçe dilinin de yer aldığı bir kullanım kılavuzu, yetkili teknik servis listesi ve garanti belgesi, bir de cihazın kullanımıyla ilgili güvenlik uyarılarının yer aldığı bir kağıt çıkıyor. Bunları kenara alıyorum. Evet, cihaz bu şekilde. Ben bu cihazı şu an yedek olarak satın aldım. Bunu yaklaşık 1-2 yıldır kullanıyorum ama çok yoğun bir kullanım yapmıyorum. Memnun kaldığım için ve aynısının tekrar satışta olduğunu gördüğüm için, diğeri de bozulursa bu yeni aldığıma yedek parça olur mantığıyla aynısından tekrar almak istedim. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde çok rahat bir tutuşu var. Şu kısmı da yine çok sağlam. Herhangi bir esneme ya da otomobillerde duyduğumuz trim sesleri gibi bir ses çıkmamakta. Şurada iki kademe bir çalıştırma düğmesi var. Orta kademede kapalı, bir kademesinde 1000 watt gücünde çalışıyor. İkinci kademede 2000 watt gücünde çalışıyor. Birinci kademede çalışırken daha düşük sıcaklıkta ve daha düşük üfleme hızında çalışıyor. İkinci kademeye aldığımda ise daha sıcak ve daha hızlı üfleme yapacak şekilde çalışıyor. Genel olarak bu şekilde. Kablosunun uzunluğu da gayet yeterli. Uzunca bir kablosu var. Şu şekilde aparatları da takılıp çıkıyor. Bu aparat bu şekilde. Böyle. Bu aparat da yine bu şekilde yatay bir şekilde üfleme yapıyor. Kutu içerisinde bir de uzunca bir boru şeklinde bir aparat olsaydı, o da yine erişmesi zor yerleri ısıtmak amacıyla kullanılabilirdi diye düşünüyorum. Ama sanırım bu tarz ağızlara yönelik standart ölçülerde uç setleri satılıyor. Bu şekilde setlerden alarak bu tabancayı daha zengin bir aksesuarla kullanmak mümkün. Şimdi şu ağız kısmının çapını ölçmek istiyorum. Öncelikle şu ağız nereye kadar giriyor, oraya bir bakacağım. Evet, şuradaki, şöyle göstereyim. Şuradaki gediğe kadar giriyor. Hemen o gediğe kadar olan kısmın dıştan dışa çapını ölçüyorum. Yaklaşık 35,5 mm. Şöyle sıfırladım. Evet, yaklaşık 35,5 mm. Demek ki iç çapı 35 mm, 35,5 mm olan sıcak hava tabancası ağız setlerini bu tabancada da kullanabiliriz. Bu şekilde. Cihaz üzerindeki etikete baktığımızda yine şurada üretim tarihi sanırım 2021-05. Evet, maksimum 2000 watt ikinci kademede çalışıyor. Evet, burada bakın, kademelerin sıcaklık dereceleri ve hava debileri belirtilmiş. Birinci kademede dakikada 300 litre hava debisiyle 350 santigrat derecede hava üflüyor. İkinci kademede ise dakikada 500 litre hava debisiyle 550 santigrat derece hava üflüyor. Cihaz Çin'de üretilmiş. Almanya kökenli bir firma sanırım. Bu şekilde. Şimdi bu cihazı ben tekrar kullanmak istemiyorum ama elimde mevcut olan eski tabancayı çalıştırarak size kısa bir gösterim yapmak istiyorum. Evet, bakın, belli bir kullanımdan sonra bu şekilde izler oluştu. Sanırım görmeden plastik yüzeylere değdirmiş olma olasılığım çok yüksek. Ve yine kullanımdan sonra bu parça biraz sıktı ve çok zor çıkıyor. Bu şekilde, yine bu da belli bir kullanımdan sonra renk değiştirdi bakın. Ama çalışmasında bir problem yok. Memnunum. Şimdi çalıştırıyorum. Evet, elektriğe bağladım ve çalıştırıyorum. Birinci kademede çıkardığı ses gayet düşük. Bu şekilde çalışan bir makineye göre, yani saç kurutma makinesinden bence daha düşük bir ses çıkarıyor.
Evet, birinci kademede evet elimi şu kadar mesafeden anca tutabiliyorum. Yaklaşık 50 santim civarı şu an tabancayla elim arasındaki mesafe. Evet, ikinci kademeye bastığımda ise yaklaşık 60-70 santimetre bir uzaklıktan elim neredeyse yanacak şekilde ısıtıyor. Ve ikinci kademede bakın rezistansı kızarıyor. Şu şekilde kamerayı da olumsuz etkilemeden. Yani bu şekilde çalışıyor. Memnun olduğum bir makine bu şekilde. Bu ilk aldığım makine de 2018 yılında üretilmiş. Herhangi bir yerinde bir yamulma gibi problemler meydana gelmedi. Bu bozulursa bunun parçalarını yeni aldığım cihazda kullanmak üzere ikisinin de aynı cihaz olmasını istediğim için aynı cihazdan satın aldım. Cihaz genel olarak bu şekildeydi. Bu cihazla ilgili kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorum kısmında sorunuzu sorarsanız özel olarak cevap vereceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda sizden özel desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.